Herkese yeniden merhaba. Albayı hareket ettir. Herhangi bir şey yok. Babaannesinin yanına getiririz herhalde. Aynen. Konuş. Kuşlar sevenlerden söz etmişken babaannen sonunda döndü. Bak tam arkanda. Dikkatim dağılmıştı. Aynak gördüğümü sandım. Bir sastavu oldu ortaya çıktı. Oradaki ne? En sevdiğim iki insan. Ben ve eşini... Tabii canım. Bu albüm için Alas fotoğrafçının kaderi asla fotoğraflardan görünmemesi. Alba, Bonika ne dersen sen resim çeker misin? Gel buraya telefonumu kullanabilirsin. Büyük babanın yanına git. Al bakayım Alba, lütfen düşürme. Telefonu buraya doğru tut ve düğmeye bas. İki. Şöyle bir fotoğraf. Allah. O ne lan? Vaşak mı lan? İber Vaşağı, aynen. Ormanın kralı, ne muhteşem bir yaratık. Giriş bölümünü tamamladık yazıyor. 10 yıl sonra, 10 yaş, yaşlanmışız artık. Şöyle. Alba, bir haftalığına ziyarete geldiğin için evet çok sevindik. Unutma, kasaba festivali cumartesi günü. Heyecanlı mısın? Garipmiş. Hemen endişelenme, bu sefer bizimle dans etmeni istemeyeceğiz. En azından bütün kazanın gözü önünde değil. Seyahat acıktırmış olmalı. Gelişini kutlamak için öğlen yemeğini La Roquette'ye gidelim. Hadi gidelim. Teknesi için son çağrı, çocuklara ücretsiz. Biraz erken geldik, henüz hazır değiller. Büyük babanla biz dinlenirken sen de adaya göz atsana. İlk burada başlayacağız herhalde. Yaban hayatı rehberi. Rehberde bu çevrede bulabileceğim bütün yaban hayvanlar sıralanmış. İber Başağı'nı hatırlıyor musun? Hatırlayacağını biliyordum. Dilerim bu hafta birlikte İber Başağı aramaya gideriz. Ama ne yazık ki bugünlerde soyları tükenmek üzere. Haklı, artık onlara rastlama... Biraz farkındalık oyunu gibi ya. Keşfiçlik yemeğe hazır önce sana mesaj ederiz. Tamam. Evet efendim, hepinize yeniden merhaba. Yeni bir şeydeyiz, serideyiz. Alba Wild Life Adventure. Bir yaban, neydi? Yaban hayatı macerası. Türkçe mali. Şöyle sesleri az bir hafif kısalım. Şöyle ses efektini de biraz. Şöyle beni engellemesin.
Tamam, şöyle etrafa bir bakalım. Koşmuyor. Aha. Alba, evet. Arkadaşım döndü. Özledin tabii. Bir yıl oldu. Günleri saydık. Sana gel çevreyi göstereyim. Ha. Bu Pelle'ye kadar takip et. Evet. Kim dönmüş? Kuzen Pepe. Geçen yıldan bu yana ne kadar büyümüşsün? Adayı keşfe gidiyoruz, döneceğiz. Hadi bakalım. Çok tatlı olmuş ya karakterler. Bunlar ne lan? Dediğimiz gibi farkındalık oyunları böyle çöp toplattırıyor bize. Kalp geldi oradan. Hadi bakalım. Evet. Tepeye çıktık sonun. Allah. Ne? Bir konuşalım bakalım İnes'le. Sanki çok harap en sevdiğim dördüncü harabeler. Bir dakika, o ses neydi? Vaşağın sesi muhtemelen. Hayır. Ana uğradım. Yunus. Olamaz. Bir Yunus sahile vurmuş. Hadi inelim sahile. Yunus'a yardım ihtiyacı var. Hadi 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 hadi. İyi insanlarız biz. Haydi Alba. Koş 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 koş. Oğlum ben bunu... Aha. Ağa takılmış bir de. Yunus balığı bir ağa takılmış, onu kurtarmak. Çabuk, çok ağır. Daha fazla insan gerekli. Ben ağa hallederim, sen yardımı getir. Karaya vuran Yunus'u incele. Tamam. Yunus'u kurtarmaya yardım edecek insanlar bul. Hadi bakalım. Hızlı koşmaması ayrı bir şey ya. Shift'e basınca şey yapıyor, böyle duruyor. Sanki temkinli yürür gibi. Bir şey oluyor. Şuradan insem. Bazen kuralları çiğnemek gerekir. Babaanneye gidelim. Şuraya ebeye gidelim. Dur ya da ya. Şunun yanına gidelim. Şimdi bize yardım et ya. Yunus mu, geliyorum, pekala. 6 kişi lazımmış. Yani burayı hepsini götüreceğiz muhtemelen. Kıyıya vurmuş. Tamam. Tabii yardım edeceksin kardeşim. Haydi haydi haydi. 4 oldu. İki, bir şurada var. 5. Ve ben de... O bir tane de şeyimiz var. Influencer'ımız. Neyse, testi boş ver. Bir kişi daha lazım. Aha, burada. Evet, tamam, anladım, orada görüşürüz. Hadi hadi hadi, koş koş koş. Şurada bir yıkanalım. Oh. Aslında buradan gelsek daha yakınmış be. Etkileşime gir. Hadi bakalım Yunus. Viva. Yunus balın hayatını kurtardınız. Bak, Yunus teşekkür ediyor. Mükemmel bir fotoğraf fırsatı. Nasıl bir fotoğrafımız çıktı? Güzel. Alba, Alba can dostum. Işığı gördüm. Hayattaki amacımız. Çok etkileneceksin dostum. Hazır mısın? Alba ve İnes, Yaban Hayatı Kurtarma Birliği. Kabul için adı biraz daha düşünmek gerekli. Ama amaç belli. Yaban hayatı artık korumamız altında. Hallederiz. Bu da Türkçe alfabe şeyine giriyor. Katledilmiş. Keşke Türkçe kullanılsaydı. Harfler. Yaban hayatı kurtarıcıları, eve gidelim. Hadi gidelim. Akşam oldu. Gidiyoruz evimize. Ha, yarışı karşıya geçtik, adaya geçtik. Tamam. Anlaşıldı. Alba.
Wildlife Adventure Türkçesi ya da, ama çok güzel. Şu görüntü çok güzel ama ya. Nasıl bir oyun? Açık dünyanın birinci gün tamamlandı diyor. Değişim beklentileri. Evet, ikinci güne, ilk günü bitirdik, ikinci gündeyiz. Şimdi ne yapacağız? Daha oyunu ne izledim, ne bir şey yaptım, baktım hani girdim öncesinde. İlk giriyorum şu an. Heyecanlandırdı biraz oyun. Grafikler güzel. Günaydın Alba. Günün onca heyecanından sonra umarım iyi uyumuşsundur. Şşt. Günaydın Alba, kusura bakma. Evet, sessiz olmalıyız. Albiyo kuşların fotoğrafını çekmeye çalışıyor. Bu sabah şansı yaver gitmedi. Neredeyse hiç kuş. Kuş yemi yok. İşte ondan. Yem getireceğiz herhalde, anlaşılan. Yemini benim için doldurabilmesin lütfen. Hadi bakayım. Her an fotoğraf çekmeye hazır olmalıyız. Ha, yemliği doldur, tamam. Aha. Bir tane daha galiba aldık. Hadi bakayım. Kuşlar geliyor. Hadi onlara göz atalım Alba. Benim eski telefonumu al. Yaban Hayatı Rehberi Yardımcısı uygulaması var. Şimdi üzerinde tut, tıkla ve ne olduğunu belirle. Yemlikteki kuşları dene mi? Tanımlanamadı mı? Nasıl bulacağız ki? Yakınlaştır, çek, uzaklaştır, kapat. Şöyle çek desek, yeni hayvan bulundu. Tanımla ha. Tamam. Neymiş? Ev serçesi. Şu da odur herhalde. Ha, ev serçesi, tamam. Tamam. Hangi kuş olduğunu buldun mu? Şöyle bir kafa sallayalım. Hile yaptın, uygulamayı kullandığını gördüm. Harika bir uygulama. Sadece kuşlar değil, bütün hayvanları da işe yarar. Muhtemelen genel şeyimiz o. Kullanacağımız aracımız. Keşke çıkabiliriz hayvanları uygulatarken. Umarım eğlenirsin. Hadi bakalım. 4 neymiş? Ha, hayvan. Sık görülen kasaba. Ha, normal bizim bildiğimiz serçe oğlum bu işte. 5 farklı hayvanı tara. Hayvanlar tarayıp onları bazı bugünlerde oldukça nadir. He, gidiyorum ben artık. Az kalsın unutuyordum. Kaybolmak için haritayı al. İyi eğlenceler. Eyvallah baba Yiğit. Biz boşuna mı buradayız baba Yiğit? Tamam, 5 farklı hayvanı tara. Şimdi. Şurada bir tane daha var. Çok küçük mü? Yaklaşacağız o zaman ya. Aha. Tanımla. Neymiş? Kızıl sincap. Bitti. Şu. Şu. Yeni hayvanı tanımla. Eğlenceli. Neymiş? Evcil kedi. Dur lan. Şu neymiş? Ev serçesi. Tamam. Şimdi. Şunu da dolduralım. Serçe mi? Yok, farklı şeyler lan bunlar. Doğa koruma alanına gelin. Çok hoşunuza gidecek. Bir harika duyurum var. Bir dakika ya. Tanımla. Bu neymiş? Baştan kara. Büyük baştan kara. Oo, eğlenceli bu oyun. Şimdi şura var. Şu var. Martı mı bu da? Hemen bakalım ne olduğuna. Kumru. Tamam, telefonu kullanarak 12 farklı hayvanı tara. Şimdi başkanım, çağırıyorsunuz da. Çekilin lan.
Kalp. Tamam. Bu oyun eğlenceli bir oyun oldu. Şimdi bunları buraya atmışız. Kumruya bak. Bu da aynısı herhalde. Bunları falan tamir edeceğizdir herhalde. Öyle tahmin ediyorum. Harita 3'teymiş. Şöyle bakalım. Biz şu an şuradayız. Doğa koruma alanı diyor. Şu an gördüm. Dur. Tamam. Biz buradayız. Tam gösteremiyorum. Doğa koruma alanı. Bu tarafa doğru gideceğiz herhalde. Şunları da şöyle... Önceki sayfa, sonraki sayfa. Tamam. Oğlum bayağı şey varmış lan. O şey, birdeki bizimki mi? Yok. Bir gidelim bakayım ya. Başkan çağırıyor. Selamünaleyküm. Portakalların hepsini Elio verdi. Ona oysa kek yapmak için yalnızca birkaç tane istemiştim. Ama fazla mal göz çıkarma. Sonuçta ne olursa onlar kek daha iyi. Hiç merak etme yavrum. Portakalları şöyle bir güzelce yıkayacağım. Vota Tony. Bura herhalde. Zavallı Luna. Zamanlarca hiç iyi değildi. Eski neşesi kavuşmasını sağlayacak. Evcil kedi. Tamam. Ben Simon veterinerim. Sen de gazeteki Alba olmalısın. Yunus'u kurtardığın için sana minnettarım. Şu anda hastam var ama belki sonra yapacağım bir şey. Zırt. Tanımla. Martı. Adam martısı tabii. Oo, biz de martıları biliriz ya. Şöyle. Şu tarafa gideceğiz. Ada sahillerinde bekliyorum. Bu ne? Tekir mi? Evcil kedi. Oğlum ben böyle gezilmez ki ya. Bunları at, bir kalp at şuradan bir. Siz pislikler. Oğlum geldiğim yere geri mi gidiyorum? Ha, şu yoldan çıkacağım lan. Azam artık gibi ama. Yo. Güvercin. Bildiğim kuşlar herhalde, hepsini sayıyorum. Ama doğru çıkıyor ya, ben de. Tam bir atmacayım ya. Sırada bir atmaca kaldı çünkü. Herhalde şurası denilen yer. Az oraya benziyor gibi. Aha, bizim şey geldi, yaver. Ne söyleyecek merak ediyoruz. Doğa korumalarını restore edileceğini duyuracak. Acaba biliyorsun geçen kış yangında neredeyse yok oluyordu. Tam zamanında yetiştik. Restorasyon harika olur. Doğa koruma alanı çok uzun süredir. Plan filan. Hızlı geçtim niyeyse ben de bilmiyorum. Doğru, her yıl Alba ile birlikte burada oyun oynamak istiyorduk. Hatırlıyor musun Bonica? Sen yürümeye başladığında buraya gelirdik. Bir büyük baban bir vaşak bile gördüğümüzü söyledi. Bir vaşak, çok kıskandım. Evet, ormanın kralı. Onu doğa koruma alanında tam burada gördük. Çok çok kıskandım. Ben de vaşak görmek istiyorum. Bir vaşak gibisin. Hey, belediye başkanı konuşmaya baş. Hadi gidelim valla. Ah, ahalisi. Bir sevindirici haberim var. Bu alanı dönüştürerek şey yaptık. Otel ID. Dünyanın en büyük otel olacak. Lüks otelini yapacağız. Hepinizin bildiği doğa koruma alanı maalesef kurtarılamaz durumda. Ancak yeni otel harika adamımıza yeniden hayat getirecek. Genel satıcı mantığı. Evet. Tekrar canlanacak yeni iş fırsatları. Mantıklı bak. Bir yerden mantıklı bak. Bir şey demiyorum ama. Lütfen otel projesinden Paco'ya beraber sıcak bir merhaba diyelim.
Teşekkür ederim Tony. Otelle ilgili vizyonum belli. Her şey lüks, konfor, fırsat odaklı olacak. Biz hiçbir şey sınırlayamaz çünkü sınır tanımıyoruz. Şirketim oteli rekor bir sürede inşa edecek. Aslında inşaata başladık bile. Ne? İlham verici sözler için teşekkürler. Duyurumuz burada sona eriyor. Geldiğiniz için hepinize teşekkürler. Soru almayacağız. Kesin biz de bunu durduracaktık. Durduracağızdır. Hani öyle bir şey. Lüks bir otel mi? İlginç. Doğa koruma alanını kurtarılamaz mı? Al bu hadi araştıralım hemen. Doğa koruma alanını keşfet. Keşfedelim bakayım şu arkadaş da bizim. Zıpırla. Bu neymiş? Dur lan bir. Hayvanları tanıyoruz burada. Neymiş? Sarı bacaklı martı. Ne yaptın müdür? Bir galiba aldık hemen. Evet, burası... aha. Evet, ördek dürüstün gayretlerimizi takdir ediyor. Endişelenmeyin, tüylü dostlar. Bunu halleder. Devam edelim Alba. İnsanlar buranın ne kadar güzel olduğunu hatırlatalım. Şuraları bir... Aa, bunlar ne lan? Farklı kuşlar geliyor bak. Neymiş? Tepeli baştan kara. Hop bir kalp daha. Bu Tom ve Jerry'deki ördek değil mi? Yani atlayamaması gerekiyordu birinin gerçi. Ördek ama yüzemeyecekti. Yeşil. Ya hızlı geçtim uygulamana. Şunların ne olduğunu bul sana. Ha tamam. Tamam tabii canım ben bulacağım oğlum. Şu neymiş bakıyoruz bu hayvanın adı. Elma baş patka mı? Dur. Şimdi. Bu neymiş? Ördeği. Şu neymiş? Bu da gaz mı yoksa? Kaşık gaga. Burada bir tane daha var bak. Macar ördeği. Evet, doğa koruma alanında nadir kara neydi, kürek karga ördekleri görüldü. Kaşık kargalar. Allah'ım yarabbim. Nihayet her yerde onları aradım. Selam doğa sever dostum. Adın ne senin? Selam gençler. Ben Clara. Bu bana bir yerden şey geldi de. Neyse. Yaban Hayatı Derneği Başkanıyım. Amacımız bu adadaki bütün canlıları belgelemek. Bu harika. Bizim kendi yaban hayatımızı kurtarma birliğimiz var. Görevimiz doğa alanını kurtarmak ve otel inşaatını durdurmak. Sen de bize katıl. Fikrini beğendim. Meslektaşım Alba. Gerekli tüm lazım. Oha hazırladı. Çok profesyonel. Tabii ki üye olurum. Otel yapılmasını engellemek için imza toplayalım. Evet. Bu şey tam olarak planımızda bu işte. Çok imza gerekecek. 5 milyon tane falan. 5 milyon mu? Bence 50 imza yeterli. İmzaları toplamak için birçok fırsatınız olacağına eminim. Aslında iş yerinde bir arkadaşım var. Yün atmacaları arıyor. Görünüşe bakılırsa kasabanın yakınındaki ormanda yuva yapıyorlar. Bir atmaca bulup uygulamayı tarayın. Bu size kesinlikle bir imza kazandırır. Mükemmel. Üyesi arkadaşım imzalar. Hadi bakalım. Dilekçe imzaları diyor. Gidelim bakayım ya. Eski doğa koruma olanını hayata döndür. Tamam.
Atmaca bulacağız. Şimdi bulalım bakayım ya. Orada biri var solda. Ha. Bu götürüyor bizi zaten. Güzel yürüyor ya. Aha, soru işaretleri var orada. Evet, konuşalım İnes. Şüpheli yapışkan madde her yere bulaşmış. Bizi takip edip bizi nereye götüreceğini bulmalıyız. Kasabanın yakınındaki sıvıyı takip et. Takip ediyoruz bakalım neymiş bu. Haydi. Sincap oraya. Olamaz. Şeyi içmiş. Yardım etmeliyiz. Veterineri bul. Ya tüküreceğim. Gene ayak işleri bende ya. Bir kere de deyin de tamam hadi ben gidiyorum siz sen otur deyin ya hiç. Hep sen git sen git. Burada değil lan şuradan gideceğiz herhalde. Burası da ebemizin eviydi aynen. Nereye lan haritayı bir açalım. Şöyle gideceğiz işte. Ulan önümüzdeki yere gidecektik de nereye gittik ya. Şuradan şöyle bir gidelim bakalım. Veterineri de bulduk. Klinika veterinera. Ne yapıyor müdür? İyi bir fikir geliyor. Bir şey demedi. Ne diyorsun? Oo tekrar merhaba Alba. Hasta bir sincap mı? Tabii yardımcı olurum. Sizin ben bu oyunu bozarım arkadaş. Bunları da çökemiyor mu ya? Ha? Benim adım Tatar Alba. Ben bu oyunu bozarım. İşte hastamız bir bakayım. İşte iyi değil, zehirlenmiş. Yardım edeyim ufaklık. Test yapabilmek için örnek alacağım. Cesur maceracılar, bu arada yardımınıza ihtiyacım var. Başka hasta hayvanlar gördüğüme eminim. İlk yardım çantamı alıp onlara yardım edin. Hadi. Tabii hallederiz. Göreyim seni Alba, hayvanların yardıma ihtiyacı var. Ulan yine ben ya. Gel lan buraya. Evet. Işık sıpası. Nerede lan başka? Ha şurada gördüm bir tane yuvarlak. Aha. Tamam bir orada bir ileride var tamam. Gerizekalı sincaplar. Oğlum siz gidin. Ceviz meviz bulun onu yiyin. Size ne elin yapışkanlığı bilmem zımbırtısında. Oteli durdurmak için imza kampanyası başlattı ve hasta hayvanları gizemli sıvıdan kurtardı. Alba ve Ines diyecek dilekçemizi imzaladım. Yaban hayatı ve doğa koruma alanını koruyalım. Lütfen ilk yardım çantası sizde kalsın. Başka hasta hayvanlara rastlayabilirsiniz. Umarım yarın şu yapışkan madde hakkında size daha fazla bilgi veririm. Şimdi bu kadar. Hasta Morana. Otel inşaatı durdurmak için plan yapılması tamam. Büyük imzaların toplanması tamam. Sincapların bilinmeyen yapışkan maddeden kurtarılması. Yarın çarşamba, festival cumartesi günü. Sen pazar günü gidiyorsun. Alba yani dilekçe belediye başkanı cuma öğleden sonra vermeliyiz. İhtiyacımız olan imzaları toplamak için 3 günümüz var. Zor hallederiz. Daha yarın daha fazla imza alacağız. Artık gitmeliyim. Geç oldu. İyi geceler Alba. Ben de mi gideceğim şimdi?
7 hayvan daha taramam gerekiyormuş. Ondan sonra atmacaları arayacağım. Şöyle bir etrafa bakalım. Bu ne? Bu çöp değil mi? Şöyle bir girelim bakayım şurada ne varmış şu aralara bir. Aha. Burada bir şeyler gördüm. Yeni hayvan bulundu. Neymiş? Bayağı atmacası. Tamam. Yavrularıyla, ailesiyle. Evet. Atmacılar kasabanın yakınlarına yuva yaptı. 5. Tamam. Böyle herhalde ben imza toplayacağım. Atmacaları bulmuşsun. Meslektaşım sana çok teşekkür ederim. Dilekçeni imzaladı. Teşekkürler. Şimdi şuna bir gidelim bakayım. Oo. Günün sonunda büyükannen ve... tamam. Buradan da bir kalp aldık. Şimdi ben hani akşam oldu mu şimdi benim için neydi zaman kavramı nasıl mesela bu oyunda? Tepeli baştan bakan mı? Neyse, bölümü de burada bitirelim eve varıp. Şöyle eve bir varalım. Eve varınca şöyle hatta haritaya bakalım. Yakın gibiyiz eve. Ve efendim eve geri geldik. Diğer bölümde buradan devam edelim. Şöyle ben konuşmalarını da yaptıralım. Evet. Ne gün ama. Ne üzücü bir gün. Tamam. Yükseltenin olumlayanlarını düşünsene. Turizm iş yeniden açılacak yeni fırsatlar. Artık çocuklarımızı uzaklara taşınması gerekmeyecek. Tüm adaya hayat getirecek. Veda etmek gerekmez. Yabana yapanları unutma. Genel şey. Evet, açtığımız telefonum bugün hiç susmadı. Bütün gün hiç susmadı. Gurur duyuyorum. Elbette seni destekliyoruz. Kalemi tut. İkimiz de imzalayalım. İmzalıyoruz. Yani elbette Alba için elimizden geleni yaparız. İki imza daha geldi. Altı oldu. Hallederiz. Alba acıkmış olmalısın. Akşam yemeğini hazırlayayım mı? Estağfurullah. Hadi yeme. Efendim ikinci gün de bitti. Ha, bu bölümde bu kadar diyelim. Üçüncü bölümden devam edelim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.